Ters köşeden herkese merhaba. Bu haftada sevgili Altan ile beraber 10 maddelik gündemimize göz atacağız. Altan abi epey yoğun gündem. Derbi geride kaldı, Trabzonspor şampiyonluğunu kutladı. E, voleybolda harika bir final serisi var ve basketbolda da yine e, playoff heyecanı başlıyor. Diğer yandan da Anadolu Efes'te e, Euroleague'de e, Final Four'a doğru gidiyor. Hepsini konuşacağız. İlk olarak dilersen derbiyle başlayalım. Dolmabahçe'de kazanan çıkmadığı başlığımız bu değerli izleyenler ve derbideki oyun futbol severleri tatmin etti mi diye soruyor arkadaşlar. 2.5 gol altı beraberlik falan oynayanları tatmin etmiştir. <laughs> Sezonun kötü de derbisiydi. Oyun olarak mı diyorsun? Aynı. Hani böyle topun oyunda süre, kalma süresi çok azdı vesaire öyle mi? Kalitede kötüydü. Ya maçı heyecan içinde seyretmedim ben. İlk bence heyecanlıydı ya Altan abi. Biraz gergindi diyelim evet. yani. Ama Beşiktaş'ın kendi yani. tribünleri önünde ben ne derbiler gördüm şimdiye kadar. Yani o 3-0'dan 3-3 olan derbi. Evet. Ne bileyim o Van Persie'nin gol attığı derbi. Ya Beşiktaş seyircisi bence takımın ötesinde şu anki. Ya o kadar o çok, derbi. çok derbi ve yıldızlar seyretmişlerdi ki şu andaki takım biraz böyle... Fenerbahçe karşısında son 20 dakika gol yememeye çalışan bir Beşiktaş var. Hocası da buna biraz tabii katkı sağladı. Biraz değil bayağı katkı sağladı. Aynen öyle katılıyorum. Biraz o konularda farklı düşüncede bir yapısı var. Zorluk çeker diye düşünüyorum. Çok muhafazakar bence. Aynen. Yani İsmail Hoca da yani konuşmasında şöyle bir ifade kullananı ilk defa duyduk Hayatım boyunca böyle bir futbol felsefesi duymadım. Daha önce hamle yapıp Serdar Dursun'u oyundan alıp Valencia'yı sokmalıydım. Ama şimdiye kadar yaptıkları nedeniyle onun kredisi vardı. Ya maçta kötü adam Serdar Dursun. Geçmiş krediye mi bakıyorsun? Ya yani bu şey mi? Konut kredisi alıyorsun da <laughs> geçmişine mi bakıyorsun? Yani adamı çıkart gelecek maç gene ilk 11'e koyarsın. Maç Valencia'yı Osa'yı çağırıyor, Berişe'yi çağırıyor. Sen Serdar Dursun'a biraz daha kredi verdim. O kredisi vardı geçen hafta. Yani bilmiyorum biraz bana zaten 0-0 demiştim maça. Beni şey mahvetti, Novak mahvetti. Attı attırdı, garip şeyler yaptı. Bu arada ben Hı. şunu da yapabilirdim mesela İsmail Kartal. Çok belki sıcağı sıcağını konuşamadık da. Gustavo zaman zaman sen de onun ağır durumlarını eleştirirsin. Ki bence Beşiktaş karşısında da o Fenerbahçe'nin hızlı geçişlerinde aksiyon oyuncuydu. Mesela çıkar Gustavo'yu. İrfancan Can yap. ya da Mert Hakan Zalç Onların önüne İrfan Can'ı koy. Sağ tarafa Valencia'yı at mesela. Bunları da hiç denemedi. Aynen. Ee, yani hep santrafor çıkardım, santrafor koydum. Kanat çıkardım, kanat koydum. Yani e, sağ bekini sağ öne Valencia santrafor değil ki aslında. Evet. i̇deal yani bir santrafor. Evet. Serdar Dursun'la Valencia oynarsa bir artısı olabilecek hamleydi. Zaten Gustavo'suz başlayıp aynen senin dediğin 11 ile çıksaydı daha efektif bir Fenerbahçe. Ydi. Hadi yani öyle başladın. Kontrollü başlamak istedin ama sonrasında Beşiktaş'ın mesela sol tarafı aksamaya başlamıştı. Valencia belki orayı daha efektif kullanabilirdi. Beşiktaş'ta da ben 60 ile 70 arasında Valeri İsmail'den en az iki değişiklik bekliyordum zaten. Artık ezberledik. Bunu mutlaka yapıyor. Hatta tümer abi ve Erman'la maçı izlerken dedim ki Valeri İsmail'den şimdi birazdan Raşit Gezal'ı oyundan alacak diyeceğim tam bir baktım. Korne'ye bir top çıkardı. Ya Dedim ki bunu almaz artık dedim yani. hani Buraya kadar gelen oyuncuyu almaz çünkü e, böyle diri görünüyor Gezal ama o ezbere değişikliğini yaptı. O kafada maç başlamadan önce o değişiklik var zaten. Onu yapıyor. Yani Gezal'ı çıkarmak e, Erman'ın dediği güzel bir şey. Yani Gezal'sı Beşiktaş yarı çıplak. Gerçekten ya, de öyle. Sakat ve cezalı değilse Ersin'le Gezal sağda olur. Aynen öyle. Aynen ve 90 öyle. dakika sağda kalır. Muazzam oynuyordu. Ben bir şey diyeceğim. Anladım. Hiç kimse bu açıdan bakmıyor. 90 artı 1'de penaltı kazandın. Kim atacak? Gez al yani. onu. Yani planıcam attıracaksın. Alex de şey. da atardı onu. Tam. Enku... Ya kaçırırsa öbürü gez al. Seni şampiyon yaptı. O Doğru. kadar rahat bir penaltı. altı ters köşeye yatırdı. Her Doğru. yerde atıyor yani. Doğru. Peki. Ee, devam edelim yine. Tabi derbi üzerinden devam ediyoruz. Süremizi biraz açtık ama ikinci konuda daha iyi kullanalım en azından. Ee, Salih Ercibertleri son haftalardaki formunun gerisinde kalmasının sebebi sakat oyuncuların yokluğu mu diye soruyor arkadaşlar. Biraz gerçi İsmail Kartal'a doğru rotayı çevirmiştir eleştiri anlamında ama Kim Yüce yok, Salah yok, Serdar Aziz yok, mesela Pelkas yok, Miguel Crespo yok. Bu oyuncuların yokluğu da Fenerbahçe için büyük dezavantajlı derbi öncesinde. Evet, Zalai yok, kim yok, Serdar Aziz yok, Miguel Crespo yok, Ozan yok, Mesut yok, Pelkas yok. Pelkas yok, Antalya'da da bunların hiçbiri yok. Ama onlarda da 14 haftadır yenilmiyor ya bu lig bitmiş o okay dönüyorlar ya. Bu, ya, ya, Bu rakiplere karşı maçları çok gelecek sezon için şey görmemek lazım. Beşiktaş daha iyiydi. Valerian İsmail daha yeni tanıyor. Hı hı. Geçen gün görmüş metro Garden var orada. Burada bu var. Karşıya geçeyim mi? Ortaköy falan. Yeni yeni İstanbul tanıyor. Yani bu, İsmail Kartal bir Şenol Güneş'le karşılaşıyor olsa bir görürdük ne olacak? Evet. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'la oynamadı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı ile oynamadı. Evet. Galatasaray'ı yendi ama o da Torrent'in Galatasaray'ı. Yani bu bir daha Torrent'in A plus bir takım çalıştırmayacağını düşünüyorum. Kariyeri boyunca. Ben de öyle düşünüyorum. Yani şimdi burada ben İsmail Hoca'yı yermek de istemiyorum. O da üzerine düşeni yapıyor ve beklenenden iyi yaptı. Bunu da kabul ederim. Yani ben beklemiyorum. Göreve geldiği andan itibaren Evet. Diyorsun. Ama kayıtlıdır spor gazetesinde. Ali'ye dedim ki 11-12 hafta önce. Fenerbahçe ikinci olur dedi. Yani Konya Spor, olamaz dedim. Konyaspor 6 puan 7 puan öndeydi Fenerbahçe. Yani olamaz dedim şey olarak. Kadro olarak olamaz. Bu Fenerbahçe olur dedim yani. Tek kulvarda kaldı. Kayseri eğlendi, Slavia eğlendi. Kimse yok yani. Şubat'ta belliydi. Yani bunu olmaması İsmail Kartal'ın başarısızlığı olurdu. Tabii ki yani, olmaması başarısızlık olurdu. Evet yani Kayseri Ama Olduğu zaman da başarılı, başarılı sıfatını evet, tabii kullanmamız ki. lazım. Yani. Ligde başarılı. Evet. Ama derbi konusunda ben herkes yani Rıdvan abi bu işin önemli insanlarındandır o bile dedi ki gelecek sene olmamasını göreceğimiz bir maç oldu dedi yani neden olmaması gerektiğini İsmail Kartal çok destekliyordu. Yani Löv geleceğine İsmail Kartal kalsın diyordu. O, o bile söyledi ki Rıdvan abi onun takım arkadaşı yani beraber oynamıştı. Ya işte burada da şimdi şöyle düşünmek lazım. E, madalyonun öbür tarafından bakalım bu kadar eksiğin yok ama gidiyorsun çok zor bir deplasmandan da gerçekten de çok zorlu bir atmosferi vardı Beşiktaş'ın. Ee, güçlü bir baskısı vardı. Buradan da bir puanla dönüyorsun mesela Altın evet. abi ve penaltıyı da yiyorsun golde. E penal şey skor başarısız değil. Hı -hı. Ama Aler'in İsmail ilk maçında Şampiyon Trabzon'la beraber döndü. Sonra Kaş'a 3 3'üydi. Zaten belli ki Valeriy İsmail de önümüzdeki sezon eğer kalırsa bu tür maçları kaybetmemeye yakın oynayacak ama mesela ben içeride Ankara Gücü'nü ne bileyim içeride Ümraniye ile ya da içeride Gaziantep'te ne yapacağını merak ediyorum. Evet, ya çok kısa şunu söyleyeyim. İsmail Kartal 2014-15 sezonunda Kupa yarı finalinde Bursa Sporu, Şenol Güneşli Bursa Sporu Bursa'da 2-0 yendi. O evet, Fenerbahçe Osman. çok güçlüydü. Burada 3-0 yenildi Kadıköy'de. Yani çok bana üst seviyede İsmail Kartal'ı koruma şeyine gelmesinler benim hafızam güçlüdür. Anlatabiliyor muyum yani? Üst yani. mu? düzey maçlarda İsmail Kartal'ın teknik direktörlük kalibresini tartışırım diyorsun. Evet yani Avram Grant da Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finali oynadı bir daha yok. kazandı ama. Evet kazandı. Önemli Turan Sofoğlu da Johnson'ın golüyle yendi. Beşiktaş'ı yerinde Trabzon'u yendi. Evet. Hafızam güçlü dediği. Geçelim derbide ev sahibi takıma. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana bir bitiricilik problemi var. Sergin Hoca maç sonrasında söylemekten yoruldu. Önder Karaveli çok uzun süre sabretti bu konuda konuşmamak için. Hatta Önder Hoca konuşmuyordu. Hatırlıyorum ben Gezzal'ın, Rozier'in açıklamaları oluyordu Bahçuay'la alakalı. Ve sonunda Valeri İsmail de artık dayanamadı ve o bitiricilik sorunu dillendirdi. Tamam ben o zaman güzel haber vereyim. Peki. 30 Mayıs'ta bunun sözleşmesi bitiyormuş. <laughs> Gidiyormuş. Korkmayın. <laughs> <laughs> Bahçuay dönemi sona erdi. Yani. Yeni bir golcü gelecek. Bizim Beşiktaşlılar rahat olsun. Hadi bunun 14 golü var. <laughs> ya bu arada tabii şöyle bir durum var. Altın abi yani e, ne bekliyorduk biz Batshuayi'den? Gelecek burada 25 gol mü atacak? Yani adamın kariyer sezonu 17 gol. Ve e, Marsilya'da yanlış bilmiyorsam da belki Bielsa dönemi olabilir. 2014-15 ya da 15-16 galiba. Bielsa mı Marsilya'nın başında? Ee, sanırım Bielsa. Ben evet. teknik direktöre bakmadım. Ama Eğer ama en golcüsü hani 17 gol çok az. Bielsa'nın takımında 17 gol çok az. Ama emin değilim yani. Sadece şu anda tahminde bulundum. Balbuena falan vardı. Olsa da olmasa de. da. Bielsa olsa da olmasa da. Yani e, Marsilya gibi bir takımda ve oradan sen Premier Lig'e transfer yapıyorsan 17 gol. Bazen böyle forvet oyuncuları var ki mesela Morata, Mandzukic, işte Batshuayi. Yani bu oyunculardan zaten 20 plus gol beklememen lazım. Eğer sen her geleni atsın orada bir striker olsun diyorsan Burak Yılmaz da işte ne bileyim Falcao, Agüero, e, Suarez Zlatan İbrahimovic, Lewandowski. bu oyunculara, Benzema, bu oyunculara gitmen lazım. Onların da sayısı zaten dünya futbolunda çok çok azaldı. O yüzden benim zaten öyle bir 20'den fazla gol atar beklentim yoktu Barçuay'da ilgili. Sen bundan anlattın da aklıma hep Somat da geliyor. Somat da geri dönüyor. evet değil, <gülüyor> <ama>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak gerçekten ya Fenerbahçe'yle Somat'la <laughs> ee, Kiralar belçika ligine gider. Bak Beşiktaş'ta bitiricilik probleminin önemli unsurlarından ne biliyor musun? Oyun yapısı içerisinde kanat forvet olarak oynattığın adam 30 küsür hafta üretemiyorsa, ortalığı karıştıramıyorsa, asist özelliği, penaltı kazandırma özelliği çok yüksektiyse alıp onu bek yapacaksın. Solda ha. Ben orada boğazımı solda. yırttım Kenan'ı al geride oynat diye herkese. <laughs> evet, aylar aynı görüşteydik evet. Evet. Yani sen de diyordun ki örnekler veriyordun evet. işte. Oyuncu örnekleri yerli yabancı konuşuyorduk. Şimdi Batshuayi'nin sıkıntılarından biri de bu. Yani Batshuayi'nin kenarından gelecek adam ne bileyim Musa Sov olsa bu Batshuayi daha golcü olur abi. Ama şimdi Batshuayi üzerinden Amerika'ya bile çok para. kaçırdığı pozisyon? Ya bak sevgi önemli. Ben Batshuayi'nin takım içerisinde çok sevildiğini düşünmüyorum. Bir ya, gruplaşma var. Bu Rozier'in Abu Bakar'a kam tu demesi gibi. Neden biliyor musun? Gezal'ın hakkı o penaltı yapmak. Sen Trabzon'da kaçırmışsın. Gidip ondan penaltıyı alıyorsun. Ben bu başka bir şart. Evet. Beşiktaş'ın çıkarlarından çok kendini oynuyorsun. Tabii o yüzden canım. sevmezler Batu Şuay. Tabii ona söyle ama hani bitiricilik sorunu olarak geldi ya konu. Evet. Lerinin de kaçırdığı e, o pozisyonda ya onu artık atacaksın yani. Hani. Tabii tabii. Orada atacaksın çok onu. Çok zayıf vurdu. Yani evet. İlk Emirhan'ın verdiği pasın şeyi ayağın içine Aynen. sert bir şekilde vurmak. Yani gol Aynen. olur olmak. Çok yumuşak vurdu anlayamadık ya. yani. Bu arada ee, arkadaşlarla birlikte oturuyorsa falan tartışıyorsa konuşuyorsa <laughs> bulaşmış olur. Aynen. Eee arkadaşlarım sormamış ama biz parantez açalım derbi üzerinde Emirhan çok iyi bir maç çıkardı. E, Fenerbahçe'de eksikleri sayarken Arda'yı saymayı Tabii. unuttuk. Belki Arda olsa bambaşka yine bir Fenerbahçe'de olabilirdi. maçın. Şu 20 dakika. Evet, son 20-25 dakikasında çünkü İsmail Hoca oralarda oynatıyor evet. oyuncuyu. Ve Yeni Kapı'da e, muazzam bir şampiyonu kutlaması vardı şöyle bir beklentim vardı benim. Daha doğrusu bunu konuşuyorduk arkadaşlarla. Ben burada çok severim Karadeniz türkülerini. böyle o listemde de her zaman vardır. Ara da dinlerim. çok da güzel böyle playlistim de vardır. <laughs> çok sevdiğim için şöyle bir beklentim vardı. İşte Kemençe ile Tulum'la Karadeniz sanatçılarıyla kutlar Trabzonspor ve nasıl bir durum ortaya çıkacak? Böyle acaba bir Horon halkası bir horon şey mi olacak uzun dünya rekoru mu gelecek derken hiç beklemediğim şekilde e, Trabzon'da bir tekno partiyle <laughs> kutlandı şampiyonluk. Ve bu parti İstanbul'a da taşındı yeni kapıda. Muazzam bir görüntü vardı. Gerçekten de bir şampiyonluk. Hani kalabalık halde nasıl kutlanır? Bunun net olarak e, mesajını, dersini verdi bence Trabzonspor taraftarlar. taraftarlar. Yani beklediğimin çok çok ötesinde ve çok çok iyi şekilde kutladılar şampiyonluğu. Evet gergin, hırçın, stresli, bazen de hafif şiddete varan... eylemlerde bulunan Trabzonspor taraftarının çocukları... çağımıza çok uygun... akıllı, kendini iyi yetiştirmiş... Aynen. dünyanın çeşitli yerlerinde öğrenim görmüş... çok başarılı iş adamları haline gelmiş, ufukları geniş... insanlar olmuş. Aynen. Bu kutlamalar onu gösterdi. Yani bugün bir çocuk çıkıyor bundan 15 sene önce geliyor diyor ki baba diyor bir şey buldum diyor. Ne buldun oğlum diyor Amerika'da. İşte diyor bir şey yaptım diyor kom bilmem ne. Ya git güzel bir yatırım yap parayı bojuna harcama diyor. milyar dolarlık şirket oldu. Nevzat Bey'in evet. sitesi. Yabancılara satıldı falan. Şimdi bir kere bir şey anlamak lazım. Trabzon Türkiye'nin bir şehri ama Trabzonspor bir şehre ait değil. Anlatabiliyor Doğru. muyum? Doğru. Trabzonlu olmayan, hatta Karadenizli olmayan ama Trabzonspor'u tutan çok arkadaşım var evet. benim. Karabükler, Sakaryalılar, evet. Amasralılar, Amasyalılar, ne bileyim Safranbolular. Evet. Her yerde Trabzon. Hiç Trabzon ilgisi yok. Hiç gitmemiyor ama sporu tutuyorlar. Evet. Aynı zamanda benim eski apartmanım çıktı oturuyorum. Yıkıldı yeniden bilmem neye girdi. Alt katı Masal abi Trabzonspor'lu. Trabzonlu değildi ama Trabzonspor'lu. Neyse yıkıldı bizi Suadi'ye gittiler. Oh kurtulduk <laughs> Trabzon'un bakkaldan. Vermiyor bazen Trabzon kötü olunca bir şeyler. Yok bitti diyor. <laughs> bir baktım gene alt katta bakkallar. Hatta sosyal medyada görmüşüzdür. Yer içine düştü. O benim bakkal. O da Trabzonsporlu. Ömer. O da Akyazılı, Sakaryalı benim memleketten. O da Trabzonsporlu. Şimdi diyor ki nasıl kutladık ama falan filan diyor. Onun yanında faturacım var Beşiktaşlı. Onun yanında su bayisi var. Ev sahibinde Fenerbahçeli dört büyükler böyle. Bu işin en güzel yanı bu. Tabii. O beni kızdırıyor, ben onu kız Ya bu ne kadar güzel bir şey. Biz niye kızıyoruz abi? Trabzon şampiyon oldu. köprüye da bayrak asacaklar. Allah tabii, tabii, korusun. Arada... Liverpool bayrağı değil ki yani. Trabzon bayrağı. <laughs> bu arada yani bu e, artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü orası. Eski ismiyle Boğaz Köprüsü. E, Türkiye mal olmuş evet. bir singe. Tabii tabii. Yani sadece İstanbul'un değil. Bu arada süremiz bitti ama sence Trabzonlu olmayan ama Trabzonspor'u tutan insan sayısı mı daha çoktur Türkiye'de yoksa Liverpool'u mu? Trabzon. Trabzon. <laughs> Bunu konuşurken yok yok. hani bir de öyle bir ya Liverpool Nereden çıkarttın Liverpool'u? Geliyor şimdi. 3 kupayı alabilirler <laughs> adamlar Mayıs'ta ya. Geliyor şimdi. Vallahi konu. ihtimalleri var. Biraz şimdi Torrent'i konuşalım. E, ee, Torrent Galatasaray kariyerindeki son maçlarına çıkıyor. Ee, herhalde burada pek ters düşemeyeceğiz. Ya Bence çok kötü bir tercih olduğunu söyleyelim Sayın Burak Elmas adına. Bir de anlamadığım olayın da sürecini biraz şöyle hafızamızda canlandırırsak ya bu adam, yani Torrent Fatih Terim'in yardımcısı olarak geliyordu. Değil mi? Sonra evet. hoca dediler ki hocam sen biraz böyle bir yukarı çık, tribüne çık. Biz takımı e, Torrent'e emanet edelim vesaire. E, geçen haftalarda da, son haftalarda söylediğim şey şu. Ya zaten Fatih Hoca zamanında Marka, Nelson, belki Fananolt ve Kerem. Bunların yani bu oyuncular formdaydı. Tolertin gelip de bunların dışında, bu oyuncuların dışında formunu yukarı doğru çıkardığı bir e, isim yok. E, oyun anlamında da bir yere getirmedi. Yani bir de haftalardır aynı 11 oynuyorsun. Ya haftalardır aynı 11 oynuyorsun. 18 maç galiba Tolertik karnesi. Ya bir hücum planın yok. Bir atak ezberin yok. Bir atak setin yok. Sadece işte bir Berkan'ı hafiften böyle sol çizgiye doğru gönderiyorsun. O da Kerem oradan geri gelmediği için orayı backuplasın diye. Bazen falan olta çıkabiliyor. Yani tamam atak ezberin yok. Bir hücum e, setin yok. Bari topu nasıl kazanacağını bilir. Değil evet. mi bir takım? Aynı 11 ile oynayan bir takımdan bahsediyorum Altan abi. Tamamen katılıyorum. Neden biliyor musun? Aa, eleştir eleştirme. Sev sevme. yani İsmail geldi. Kendi bir şeylerini uyguluyor. Evet. Değiştirdi. Bir şeyler yapıyor. Vitor Pereira mesela. Bir şeyler dedi yaptı. Yapmaya çalışıyor. E şey, Torrent geldi. Fatih Terim'in takımından ne oyuncu olarak farklı? Birkaç hafta evet. Penya oynadı. Gomis oynadı. Egon bizde eski Fadi Hoca'nın öğrendik. Ne de bir takımda bir şablon değişti yani bir şey görmedim bir tek ışık hangi maçta vardı biliyor musun? Benim için. Rize Spor maçı burada 3-2 biten. Fanağan Oltun Giz Kerem'in evet. gizli ters koşullarıyla 2 gol attığı evet. maç. Dedim ki hakikaten Toren bir sol beki sağ ayağıyla 2 gol atacak şekilde bir oyun planı kurdu. Ama o devamı gelmedi. Yani diğer maçla bir Fenerbahçe maçı oynadılar yani 2-0 çok iyi score. Evet. O maç çok farka gidebilirdi. Mesela 6-0'lık maçta Galatasaray çok daha iyi oynadı futbol. Ama 6 tane yedi. Fenerbahçe 7 kontratak yaptı 6 gol. O karşılaşma ezildi Galatasaray. E bu son lig maçı Başakşehir ikinci yarı ezdi Galatasaray. Bir de dikkat et bu hafta 10 maç var. 18 takım gol atmış. Galatasaray maçında gol yok. Yani şimdi atmamış yememiş ama bu geriye gidiş. Galatasaray bugün seneye başlasa yener diyeceğim bir takım var mı bu kadro? Yok. Ya Vardır tabi de yani. Yani, yani derken, şu anda karşılaşsa. Bilmiyoruz tabi yani. Hayır ama bak bu takımdan çok ciddi isimler de ayrılacak. Ya mesela Malatya'yı yener derim ben ya. Malatya oynamıyor. Oynamayacak Sen. da yani senin. Ya bildiğimiz için söylüyorum abi. Ya bak şimdi şöyle bir şey Galatasaray'ın Fatih Terim'in kalbini onarmadıkça başarılı olma şansı zayıf. Ne demek o? Yeniden Fatih Hoca dönemi mi? Ben olsam, Aha. Ali Koç'un yerinde olsam bu kadar çok uğraşacağımı Aziz Yıldırım'ın kalbini onarırdı. Hmm. Abi kulüp içerisindeki büyük muhalefet, taraftar, kitle, etraf, kulüp birçok eski efsaneler senin üzerine geliyor. Yani şu anda sadece Torrent'in rakibi, rakipler değil aynı zamanda Fatih Terim'i seven Galatasaray camiası da. istemiyorlar abi bence başarılı olmasın. Torrent gitsin diye bakıyorum. Abi her şeyden öte yani Tolent'in kalması için yapması gereken bir şey vardı. Şimdi eğer ki kalma hesabı yapıyorsa ya çıkar Allah aşkına altyapıdan U19 takımından 3 tane genç Emirhan gibi, Rıdvan gibi, Arda Güler gibi, ne bileyim Çağatay gibi, Muhammed Gümüşkaya gibi ya bir Galatasaray taraftarlarının görmek istediği bu. Ve şöyle bir tehlike var maalesef özellikle de bu Galatasaray'da var. Şimdi ben Galatasaray U19 takımında oynayan bir çocuğun babasıyım. Ve benim çocuğum bu ölü sezonda A takımda bırak 11'i kadroya giremiyor ve sözleşmesinin bitimine de bir yıl var mesela. abi de Bak bir yıl var sözleşmesinin bitimine. Hadi bitiyor da demiyorum. Bir yıl var. Yani yemin ediyorum tutmam takımda. Evet. Ne kadar Galatasaraylı olursam olayım. Yani çünkü çocuğumu düşünürüm. Derim ki sen hadi başka bir yere. Evet. Başka ya, bir takıma derim yani. Orta Bartun yaptığı gibi. Orta noktada da konuşabilirsiniz. 96 ya da 97 resmi maç Torrent'in yönettiği Hı -hı. 20 yaş altı bir oyuncu kullanmış. Evet. Maalesef. Çok kötü. Maalesef ve buna bakmadan da teknik direktör oluyorsun takımına. Ee, geçelim bir diğer konuya. Liverpool'la Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Ee, kim kazanır diye soracağız. Ee, son yani Liverpool'la Real Madrid arasında oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini hatırlıyor musun Altın abi? Ki evdeki. Evet. Karyus'tu. Tabii, tabii ki hatırlıyorum. Benim de anlattığım son Şampiyonlar Ligi maçıydı bu aynı zamanda. Ya 32 takım gruplara başlarken 31'ini tutmuyordu ya tutuyordum. <laughs> Biri diyordum. Olmaz O inşallah olmaz. Bakalım. <laughs> Şimdi yani. o finali hatırlıyorum. O finalde... Ha bu arada da bence çok başarılı. Klopp ve Liverpool. Evet. Bence City'den de başarılı. Bana göre oyun yapısı. Bence olabilir. de öyle. Aliyle de konuşur. Daha homojen bir takım. Biraz öncesindeki hamleler nedeniyle City ligi alır. Ama Liverpool bu finalin banko favorisi. Kesinlikle banko favorisi. Bir de hani o Kiev'deki finalde artık oturmuş bir Real Madrid kadrosu vardı. Yine tabii ki oturmuş ama Liverpool'da olmaya çabalıyordu ve e, çok iyi hatırlıyorum e, Muhammed Salah acaba hani e, oruç tutacak mı final günü tutmayacak mı bir sakatlığı vardı vesaire yoktu derken Ramos'un Salah'a yaptığı faulü hatırlıyorsun. Salah oyundan çıktı ve Karius'un saçma sapan yediği gollerle Real Madrid o kupayı müzesine götürmüştü ama ben bu finalde Liverpool'u açık ara farkla önde görüyorum. Olsun o o final olmasaydı Karyusunu saçma sapan yeri. Ersin bugün Beşiktaş kalecide olmuyor O bile. da öyle. Yani başka iyi bir kaleci alırdı Beşiktaş <laughs> oraya koyardı. A plus <laughs> yerine. Ersin onu yediği olup o gönderilince kaleye geçti. Bak de. bir kaleci kazandık yani. Aynen öyle. Neyse ben Paris'te olacağım Allah kısmet ederse önümüzdeki hafta ama... Finale gidip gitmeyeceğim belli değil. Önemli olan ne biliyor musun bak? Şunu görmek lazım. Dünya futbolunun oynandığı, gittiği yer artık efektif futbol. Evet savunmayı bile efektif yapmak önemli. Yani savunmayı da bir zeka ile yapmak. Öyle çalak kale geçilmez dönemi bitti. O savunmayı da akıllı yapmak çok önemli. Ama Real Madrid'de de Benzema Ramazan bittiği için artık o ballı golleri atamayabilir. Onu söyleyeyim. Ya olağanüstü bir sezon geçirdi. Evet. olağanüstü. Ramazan. Muazzam. ama ben Liverpool'u baya bayağı bir favori görüyorum. Yine Liverpool'dan devam edeceğiz. Ya Altan abi hep Liverpool soruyoruz. biliyorsun Guardiola'nın bir yorumu vardı. Demin hani o yüzden sordum. E Trabzon'da olmayan Trabzonsporlular mı daha çoktur yoksa Liverpool'lu olmayan yani o şeylerden olmayan Liverpoollar mı Türkiye'de daha çoktur sorusunu. Medya ile herkes Liverpool'u destekliyor. Sözleri yanlış mı anlaşıldı acaba? diye böyle Guardi Guardiola yumuşacak bir sorun. Zaman var? zaman saçma sapan şeyler yapıyor, söylüyor ya da bazı şeyler yapıyor. Bir ara şeyin Barcelona'nın bir şeyine katıldı gitti. Ya sen aynı sene Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona senin rakibin. Onun bilmem nesine gitti. Sezonun açılışından bir şeylerine gitti yani. Ee, ama şu iyi bir teknik sektör. Fakat Klopp daha iyi. Klopp Guardiola'dan daha iyi. Daha mantıklı bak şimdi kafası 100 milyon euro Grealish'e verdi. Yani görmesi lazım ki oraya Haaland, ee, Mbappe, Benzema, Kane o tarz bir adam lazım. Grilish bu işin süsü. Yani kenarındaki süsü. Ona 100 milyon verip bu takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir kez daha yapamadı. Ben o e, şeyin Birleşik Arap Emirlikleri konsorsiyum oranı sahibi ya da emiri. Hı hı. Onun yerinde olsam Guardiola'ya bu kadar çok şampiyon olmamasından sonra bay bay de Farklı. Kulüp Ama daha... yaptı. Demek ki dedi e, finale çıkamayan ya yani çıkamayacak kadar kötüyüm dedi yani. Evet ama maçın en iyilerini yani. oyundan aldı. O golleri yemeden 1-0 bir tek doğrusu ilk ama ayı oynanma. Mahrez bir şey kötüydü ya Altın abi. almasını bir şey diyemem ben. Yani ya onu golü ya, golü o attı diye hatırlıyorum. Ama yani o çıktı çıkmaya yakın sekansta. Evet katılıyorum. O ana kadar kötüydü ama golü atan bir adam öyle üst düzey maçta almak yanlış. işte orada hata var. Aynı şeyi Henkens yapmıştı galiba Alec Ferguson'a. Noy Kamp'ta 90. dakikada iki tane oyuncusunu aldı. Çok önemli. Biri Matoys falan. Biri o Yankermine kermine önemli oyuncu. Hı hı. İkisini de aldı. Sol kanada bir oyuncu daha girdi şeyde. Eee Sheringham girdi. İkisi de gol attı Aynen. Şampiyonlar Ligi'ne Manchester United kazandı. E, bu arada tabii Manchester City'nin de en büyük e, defosu bunu yıllardır söylüyorum daha doğrusu Guardiola'nın artık o kadar çok hücum futboluna odaklanmış durumda ki savunma yapması gerektiği zaman nasıl yapacağını bilmiyor. Aynen. Çok nasıl güzel yapacağını bir yol. bilmiyor yani. Çok güzel bir O yüzden zaten Real Madrid hemen yani o 5-10 dakikalık baskıda golü buluyor. Aynen. Evet. Geçelim bir diğer konuya. Morinho Konferans Ligi'nde finale yükseldi Roma'yla ve gözyaşlarına hakim olamadı. Öyle bir teknik adamdan bahsediyoruz ki 2004'te Porto'yla Şampiyonlar Ligi'nde eee Monaco'yla final oynamış. O finali kazanmış. Porto gibi bir takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmış. Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Premier Lig şampiyonluğu var. Serie A'da başarıları var. La Liga'da başarıları var ve geliyor Roma'yı konferans liginde finale çıkardı diye gözyaşlarına hakim olamıyor ve o konferans ligi de bizim ülkemizde küçümseniyor maalesef. Belki ilk şampiyonluğunu da Mourinho kazanmış olacak. Evet. Konferans ligi. Evet. Yani bu o küçümsemek farklı bir şey. Yani bu e, Tofaş'ın Bologna'yı yense hı hı. UEFA UEFA dedim, Euro Cup'ı e, Cup kazanacak. Euro Cup'ı kazandığın anda Euro Lig'e katılıyorsun. Evet. Burada da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanınca katılıyorsun. Ama bir kupa Avrupa Kupası. Konferans Ligi'ni kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor ama o kupayı kaldıracaksın. Müzende bir kupa olacak. Bu çok önemliydi. Ya Fenerbahçe neye kaçırdı ya? Çok büyük bir şey kaçırdı yani. O Slavia ereseydi önü evet. açılabilirdi. Aitra Frankfurt belki UEFA Avrupa Ligi'ni alacak işte. Fenerbahçe'nin evet. şey yaptı. Galatasaray'ın 4 attığı Marsilya belki alabilirdi. Oralara kadar çıktı. Yarı finali zorladı yani. Ben üzgünüm. Bazı şeyler Türkiye'de ve sen bunu ilk başında söylüyorsun. Yani küçümseniyor. Hakikaten küçümsetmiyor. Evet. Ne olacak ki konferans? Önemli abi. Önceliğimiz lig dememiş miydi Vitor Pereira evet mesela? Evet. O bence çok talihsiz bir açıklamaydı. Önceliğimiz onun dışında kulübün önceliğiydi. Evet. Yani orada kulüp adına evet. konuştu. Çok kötüydü yani. evet Yani bugün örnek veriyorum. Fenerbahçe konferansı liginde finale çıkmış olsa bambaşka bir ne Ali Koç'un bası toplantılarını düzenlemesine gerek vardı ne o açıklamalar silsilesine vesaire, bambaşka bir yani Ali Koç'un bütün dönemi belki de kavurlanmış olurdu yani evet, üzerine güzel bir başarı Aynen. olarak görünüyor. Ben ilkte 5. Yani. de olsun önemli değildi. Aynen. O Avrupa kupasını kaldırdı. Aynen öyle. Geçelim bir diğer konuya, basketbol Süper Liginde playoff heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Ee, acaba playoff'larda Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko. Final serisi izliyoruz son yıllarda. Bunu bozacak bir takım ortaya çıkar mı diye soruyor arkadaşlar. Çıkabilir. Özellikle Efes açısından bir aksama bekliyorum bu sefer. Çünkü geçen sene Euro ligi kazandıktan hemen sonra Fenerbahçe'yi süpürmüşlerdi. İnanılmaz farklar attılar. Ama o rahatlık ve o oyun dinamiği şu anda yok Anadolu Efes'te. Milano maçlarında da zorlandılar. Barcelona Real eşleşti. Olympiakos'la oynayacak. Bence Anadolu Efes finale çıkar. Büyük ihtimal büyük bir sürpriz olmazsa Barcelona oynarlar ve şampiyon olur ama Fenerbahçe Beko'yu bir adım daha önde görüyorum. Finalde bile olmayabilir Anadolu Efes. Yani Bahçeşehir, Tofaş, karşıya kabullar yani çok iyi takımlar. Finalde olamayacaksa Anadolu Efes bence bu turda elenir. O da karşıya kaya. Olabilir. Fruit de ekstra Bursa Spor bu arada yani güçlü bir takım Fenerbahçe'nin de çok dikkatli olması evet. lazım. Evet. Yani bu tur sanki final öncesinden çok daha zorlu gibi. Bir de hani iki olan kazanacak. Böyle evet. de bir durum var. İtudis'in Bambit'te olduğu galiba Obradovic'in ilk geldiği karşı yakanın şampiyon olduğu bir sezon var. Evet. Ondan sonraki en iyi süper lig basketbol lig. Doğru. Çok, çünkü o kadar çok maç son topa kaldı ki. Evet. O kadar çok maç ve son yıllarda hani biz dördüncü e, 4. sezonumuzdayız. E, basketbolu basketbol yayıncısı olduğumuz ve bazı kulüpler oluyordu biliyorsun. Sezon sonu gelmeden artık hani Sezonu bırakmış, Aynen. işte maddi olanaksızlardan olanak e, olanakları olmadığı için diyelim. E, dolayısıyla bu sezon gerçekten de heyecanı daha yüksek. Ve takımları, ki bütçeler de düşmesine rağmen, bu arada onun da parantezini evet. açalım. E, çok daha farklı bir sezon oldu gerçekten. Bence O zaman ben bu soruya evet, bu, bu finali olabilir. bozacak bir takım çıkabilir diye çıkabilir, cevaplıyorum. Evet. O, Ama düşürüm. ben şey için değil yani, ben Fenerbahçe-Beko tarafından bir şey olmaz diyeyim. Ama bu Efes elenebilir. Evet, Efes de elenirse karşı kıya elenir evet. diyorum ben. Euroleague kazanır Evet. İnşallah. Euroleague şampiyonu olur İnşallah. İnşallah. İnşallah diyelim. Ve e, voleybolda da harika bir final serisi izliyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe Opet'te Vakıfbank karşı karşıya geliyor ve e, durum 2-2 Perşembe günü e, artık 5. maç oynanacak ve şampiyon belli olacak. Bir aksilik olmazsa da maçı izlemeye gideceğim. Güzel. Ankara Annen de orada galiba, evet. ailen de orada. Ya bak bir şey söyleyeceğim, bunu söylemek zorundayım. Çünkü bazı şeylere çok değinmedik. Onlara değinmeyelim, çok kaotik konular vardı. Arkadaşlarımız güzel gündem hazırlamışlar sağ olsunlar. Fenerbahçe opeti ben severim. Benim eşim eski voleybolcu. Aynı zamanda Fenerbahçe. Hı -hı. Çok fazla voleybol maçı seyrederiz. Kadın voleybolu. Ama arkadaş bakıpma. Tamam bir devlet kuruluşu ama... Evet Bank ama yani dünya şampiyonlukları sayısız, Avrupa şampiyonlukları sayısız. Yani o kadar çok önemli oyuncu yetiştiriyor ki biz e, olimpiyatlardaki mücadelemize bir bakın. 4-5 tane bakıp evet. oyuncu var yerli olarak. Evet. Yani tamamen yabancılar üzerinden kurulu değil. Onun yabancı antrenörü daha önce Hollanda milli takımı bir Türk oyuncuyla evlendi. Türkiye ye yerleşti yani Guidet. Yani Bakıp bankın yaptığını alkışlamak, bu serinin tadını çıkartmak varken başka yerlere çekilmemesi lazım. Anladın Bu çok güzel bir seri. Yani bunu bu gözle bakılması, bakıp banka değer verilmesi, fener, mesela Fenerbahçe Safiport kaybetti kapatın şubeyi. Ya böyle bir saçmalık olur. Ya, olur. Ya, olur o da canım. büyük saçmalık. Fenerbahçe alkışlanmalı. Ben hala kırıklığımı aradım. Ruslar yokken kendi evinde güçsüz bir takıma, Macar takımına, Sopron'a kaybettin. Üzüldüm. Ama bu şubeyi kapatın ne demek? Ya da Vakıfbank'ın Bank'ın yaptığı yanlış ne demek? Tüm Türkiye'de, dünyada o kadar çok reklamımız oluyor ki. E canım şampiyonlar ilgili final oynayacaklar işte. Evet, yani Vakıf bizim Bank. kadınlarımıza, kızlarımızın halini bilmeden, Türkiye'yi tanımadan ön yargılı olan insanların ön yargısını kurmak biraz Buse Nazlar'ın yumruklarıyla, biraz Vakıfbank'ın Bank'ın smaçlarıyla oluyor. Aynen öyle. Ve muazzam da bir seri izlettiler bize. Yani Avrupa'da da bu kulüplerimiz bizi çok iyi temsil ediyor. Ve karşılaştıklarında da Aynen. çok iyi maçlar ortaya çıkıyor. Ve salon görüyorsun abi tık tık tık, tık, tık dolu. İki, iki, iki tarafta evet, harika. Evet dolu yani. Harika. budur Ve eminim çoğu voleybolcular, çoğu futbolculardan ya da çoğu basketbolculardan daha fazla tanımıyorlar sokakta. Kesin 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 ya yani benim kızım falan aynen öyle biliyor yani kesin aynen. yani e, bu yolda devam e, evet. iki kulübümüz artık ben şeyi ayırmayayım eczacı Dinavit'i de ayırmayayım onlar da büyük mücadele veriyorlar Avrupa'da markalar diğer takımlarımız da helal olsun yani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı e, kadın kadın voleybolundaki marka takımlar güzel bir final yani. Evet. Çok teşekkür ederiz ben Altın teşekkür abi. Ederim. haftaya o zaman görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Haftaya mıydım? Paris'tesin. <laughs> ben e, Allah kısmet de ederse Paris'teyim. Orada... E, ilginç başka bir spor dalıyla da ilgili şeylerim olacak. Temaslarım olacak. Gelince anlatırım. Peki. <laughs> Görüşmek üzere, Hoşçakalın.